16 Nisan Anayasa Değişikliği referandumunda hayır kampanyası kapsamında Elazığ'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilleri Ali Özcan, Gülay Yedekçi ve Onursal Adıgüzel, Ağın, Keban ve Baskil ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Esnaf gezileri yaparak anayasa değişikliğini anlatan milletvekillerine İl Başkanı Zeki Kaplan da eşlik etti. Şimdi bak, bu marketi tek adam mı idare ediyor? Mesela çok böyle kritik bir noktaya geldi. Ekonomi sıkıntıda, burası da likidite sıkıntısında. Tek başına mı karar veriyorsun yoksa ailenle görüşün? Ailen mi? Öyle değil mi? Tabii ki. Ailenin birliği, bütünlüğü, huzuru için ortak akıl çok önemli olduğu gibi ülkede de bak, ülkede de ortak akıl çok önemli. Ailede, iş hayatında babanıza vermediğiniz yetkiyi ülkenin tek kaderini tek bir kişiye vermemek lazım. Özellikle bu. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul milletvekilleri ayrıca kahraman şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti. Milletvekili Gülay Yedekçi, Türk milletinin vatan sevgisine dikkat çekerek ülkemizin bölünmez bütünlüğünün altını çizdi. Evet, bir kahraman polisimizin mezarının başındayız. Kahramanca canını feda etti ve bugün bütün Türk milletinin kalbine adını altın harflerle yazdırdı. Biz de Elazığ'a gelince mezarı başında bir fatiha okumak istedik. Çünkü Elazığ güzel, yürekli, mert insanlarıyla birlikte var. Biz insanımıza güveniyoruz. İnsanımızın vatan sevgisine, millet sevgisine, devlet sevgisine güveniyoruz. Ve bu inançla bu milleti, bu halkı kimsenin bölemeyeceğine inanıyoruz. Allah gani gani rahmet etsin. Milletvekili Ali Özcan ise Şehit Sekin sayesinde Baskil ilçesinin adının tüm dünya tarafından bilinir hale geldiğini ifade etti. Sabahleyin iki tane esnaf odasını ve meslek odalarını dolaştık. Ondan sonra da üç ilçemize ziyarete geldik. Evvela Ağın'a gittik. Ağın'daki kardeşlerimizle hayır çalışmasında bulunduk. Daha sonra Keban'a geldik. Şimdi Baskil'deyiz. Baskil eskiden belki de kimsenin hiç bilmediği, sadece kayısıyla tanıdığı bir ilçemizken şimdi artık o kahraman fethimizle tanınan, dünyada tanınan bir ilçe haline geldi. Bir simge oldu. Bu kahraman evladımız gerçekten bugün canını ortaya koyarak, feda ederek büyük bir faciayı önlemiştir. Bazen insanlar kısa yaşar ama Allah onlara öyle güzel bir şehadet verir ki ömür boyu evlatlarına büyük bir miras bırakır. Milletvekili Onursal Adıgüzel ise Şehit Sekin'in meslek ahlakına sahip çıkan insanların neler yapabileceğini ortaya koyduğunu söyledi. Bu Elazığ Yiğit evladının göstermiş olduğu kahramanlık hepimiz için, ülkemizin birliği, beraberliği için çok önemli. Fethi Sekin bizlere gösterdi ki bu ülkede işini doğru yapan avukatlar, işini doğru yapan polis memurları var. Yeter ki meslek ahlakına sahip çıkabilelim. Türkiye bir arada bütün kötülüklerin üstünden gelir. Fethi Sekin'e gani gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yüreğimizde yaşayacak her zaman.